Herkese merhabalar. En son PHP'de ekleme işlemini gerçekleştirmiştik. Ürün eklemeye tıkladığımızda verileri ekleyebiliyorduk. Bugün güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla ben en son eklemiş olduğum klasörü kopyalıyorum. İsmini değiştiriyorum. PHP ders 03. Şimdi bunun üzerinde işlem yapacağım. Dolayısıyla buradan Dreamweaver'ı başlatayım. Şimdi Dreamweaver'ı başlattık. Şimdi site tanımlamamızı yapalım. Çünkü biz PHP ders 02 görünüyor burada gördüğünüz gibi site. Biz 03 olarak yeniden oluşturacağız. Manage Sites diyorum. Şunu PHP ders 02 değil de PHP ders 03 olarak yeniden değiştiriyorum. Evet. Tamam. Tamam. Şu anda ders 03 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi güncelleme için ürün listeleme işleminde bir link eklemem lazım. Şuradan da hatta localhost ders 03 şöyle ürün listeleme. Burada seçin yanında bir de güncelle diye bir buton ekleyelim. Link ekleyelim. Gene burada olduğu gibi, yani şurada olduğu gibi aynı şekilde olacak. Burayı o yüzden kopyalıyorum. Seç değil. Bu kez güncelle. Yine ürün ID'yi göndereceğiz. Ancak fark şu, burada aynı sayfaya göndermiştik. Yeni bir sayfa güncelle.php diye yeni bir sayfa oluşturacağım ve oraya göndereceğim. Bakalım kaydedip. Evet, güncelle geldi. Hatta şuraya. Şuraya bir tire işareti koyalım. Evet, güncelle. Dediğimizde güncelle PHP sayfasına gidecek. Ürün ID'yi beraberinde götürecek gördüğünüz gibi. Şimdi güncelle PHP sayfasını yapalım. Yeni bir PHP sayfası oluşturuyorum. Ctrl N'den. Bunları silelim. Ctrl-S güncelle.php. Şimdi dizayna geçip güncelleme işlemini yapabilmem için bir form eklemem gerekiyor. O forma verileri getireceğim. Verileri de göreceğim. Düzenlenmesi gerekenleri düzenleyeceğim. Ve butona tıkladığımda güncelleme işlemi gerçekleşmiş olacak. Şimdi formu buraya oluşturalım. Insert form. Hepsi text alanı. Öncelikle şuradan bakarak mesela seç grubu, ürün grubu. Şimdi ID'ye Türkçe karakter yazmayacağız veya grup diyelim. Bu veri tabanına kayıt işlemi yapmam esnasında benim değişkenim olacak. Yani girmiş olduğum veriyi temsil eden değişkenim olmuş olacak. Burası görünen kısım olacak. Ürün grubu. Buraya Türkçe karakter girebilirim. Çünkü label yazıyor zaten. ID'ler Türkçe karakter olmayacak. Çünkü değişken olarak kullanacağım için buraya Türkçe karakter girmeyeceğim. İlk defa form elemanı ekliyorum. Dolayısıyla bir formum yok. Eklemek ister misiniz diyor. Evet diyorum. Şu kırmızı olan gördüğünüz yer bizim form alanımız. Ekledi. Zaten bu işlemi yapmıştık. İkinci form elemanımız marka ürün markası. Üçüncü form elemanımız açıklama. Baslikti veri tabanındaki karşılığı.
açıklama. Üçüncü form elemanımız fiyat. Fiyat, ürün fiyatı. Evet. Bir de buton ekleyeceğim. Insert form buton. OK diyorum. Submit olmayacak bu. Seçip şuraya güncelle demem yeterli. Şimdi fiyatı biraz düşürelim. 7. Şuraya bir TL yazalım. Açıklamayı biraz artıralım. Evet. Şunları biraz küçültelim. 20. Evet. Şimdi kaydediyorum. Şimdi bu bizim formumuz. Şimdi bu forma bir buton ekledim. Butona tıkladığım anda güncelleme işlemi tamamlanmış olacak. Şimdi bunun için koda geçiyorum. Kodda bir takım işlemler yazacağım. Ama güncelleme işlemlerinin olup formda bu işlemlerin gerçekleşmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Üste yazmam lazım. Öncelikle tıkladığım ürünün, yani şu anda tıkladım, ben bu ürünü güncelleyeceğim. Güncelleye tıkladığımda şurada bu ürünle ilgili bilgileri görmem lazım ki düzeltilmesi gereken alanları da oradan fark edeyim. Önce buraya bu bilgileri getirelim. PHP ayraçlarımı hemen yazıyorum. Tabi önce bağlantı yapmam lazım. Include veri tabanına. Neydi? Bağlantı nokta PHP. PHP. Daha sonra eğer adres çubuğunu kontrol edelim. Bir veri var mı? Dolar get. Ne var mı? Ürün ID var mı? Ürün ID var mı? Varsa bana bilgileri getirsin. Yoksa getirmeyecek tabii ki. Query'yi yazalım. Dolar query getir diyelim değişkenimizi. Nesnemiz DB idi. Metodumuz prepare. Bu şekilde çalıştıracağız biliyorsunuz. Çünkü parametre mevcut. Sorgumuzu yazalım. Select yıldız from TBL ürünler. Ama seçtiğim kayıt gelecek. Ver ID eşittir soru işareti. Noktalı virgül. Şimdi çalıştıralım parametreyle beraber. Dolar query getir. Çalıştırıyorum. Execute. Array. Array. Parametremiz dolar alt tire get neydi? Ürün ID. Evet, tek bir parametre mevcut zaten. Şimdi verileri getirelim. Teker teker alalım. Bunun için yine bir koşul yazayım. Data diye bir değişkenimi atayım bunları ben. Neyi atayacağım? Şu sorgu sonucunda gelen verileri atayacağım. Query getir. Fetch. Evet. Video. Fetch esok. Evet. Niye bunu yazdım? Verileri şu alan isimlerine göre almak için böyle bir şey yazdım. Şimdi alalım hepsini bir ayrı bir değişkene atayalım bunları. Dolar grup eşittir dolar data grup, bakın alan isimleriyle alıyorum.
dizimi o şekilde oluşturuyorum yani. Dolar marka eşittir data marka dolar baslik eşittir dolar data baslik dolar fiyat eşittir dolar data fiyat. Evet, bunlar veri tabanından gelenler, şunlar ise değişkenlerim. Şimdi geldiğinde eğer bir veri varsa bunları çekecek ve ilgili değişkeni aktaracak. Aktardıktan sonra ben şimdi buraya bunu yazdırmam lazım. Yani nereye yazdıracağım? Forma yazdıracağım. Gruba, grubu yazdıracağım. Value PHP ayracı. Evet. Bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Dolar grup. Evet. Marka value PHP ayraçları, çünkü bir değişkeni yazdıracağım. Dolar marka value eşittir dolar baslik ve fiyat value PHP ayraçları baslik pardon dolar fiyat. Evet, gördüğünüz gibi form elemanlarına verilerimi yazdırdım. Daha doğrusu değişkenlerimi yazdırdım. Güncellediğimde bakın seçmiş olduğum ürün ne yapıyor? Geliyor. Şuraya bir link ekleyelim. Design'dan. Enter. Ürün listesi. Linkimiz ürün listelemeye gidecek. Evet. Ürün listesi mesela şu. Bakın. Bilgiler geldi. Şimdi ben bunları değiştirmek istersem değiştireceğim ve güncelle dediğimde güncelleme işlemi gerçekleşecek. Şu an güncelleme ile alakalı işlemleri yapmadım. Sadece ben şu kodla bu kodla veriler getirdim. Şimdi sıra geldi güncellemeye. Güncelleme butonuna tıkladığında bunun için action'a yazacağım. Butona tıkladığında buradan başlayacak. Aynı sayfada işlem yapacağım. Tıkladığında evet. Şimdi butona tıkladığımızda bakın butona tıkladığımızda aynı sayfaya gelmesi için şimdi bakın bunu yaptım. Aynı sayfaya yönlendireceğim şimdi. Bakın. Tıklıyorum aynı sayfaya gidiyor bakın. Normalde ne vardı? Ürün ID vardı, kayboldu. Şimdi ben güncelleme işlemini yaparken bu ürün ID'ye benim yine ihtiyacım var. O yüzden yine ürün ID'yi birlikte buraya göndereceğim. Ürün ID eşittir. Bunu değişkenden alacak. Hangi değişkenden alacak? Dolar alt tire get'ten alacak. Yani ürün ID'den alacak. Ürün ID buradan aldı. Bu şimdi benim birinci parametrem. Güncelle PHP'ye tekrar verileri gönderirken ürün ID'yi gönderdik. Şimdi bakalım. Bakalım güncelle. Şimdi güncelle dediğimde bakın ürün ID geliyor artık. Gitmiyor. Bunun sayesinde. Şimdi ikinci parametrem bu da güncelleme işleminin yapılıp yapılmadığını burada ayırmak için islem eşittir edit. Evet. İslem eşittir edit. Yani güncelleme işlemi şimdi yapılmış demektir. Ne zaman yapılmış demektir? İşlem diye bir veri, parametre burada varsa. Bakın şimdi güncelle. Bakın islem eşittir edit. İslem eşittir edit olduğunda ben güncelleme sorgularını çalıştıracağım. Bunu da şurada yapmam lazım. Güncelleme işleminde. Burada gerçekleştirmem lazım. Eğer yine güncelleme için butona basıldım, basılmadım. Burada ne yapmam lazım? Kontrol etmem lazım. Dolar alt tire get
Neydi parametremizin adı? İslem. İslem eşittir edit ise. Edit ise ne olacak? Ne olacak? Sorguyla başlayacağız. Veri tabanına zaten bağlanmıştık. Dolar query bu kez edit olsun. Eşittir. Yine nesnemiz db, metodumuz prepare, sorgumuz update sorgusu, update tbl ürünler set grup eşittir soru işareti, marka eşittir soru işareti, basric eşittir soru işareti, fiyat eşittir soru işareti, ver id eşittir soru işareti. Evet, parametrelerimizi de yazmış olduk. Ne yaptık? Her birini güncelliyoruz. Güncelleyebiliriz çünkü hepsi zaten burada yazıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi parametrelerimizi tanımlayacağız. Edit diye bir değişkene aktarayım ben bunu. Eşittir dolar query edit. Evet. Şimdi bunu çalıştırmam lazım parametreleriyle beraber. Execute array. Şimdi gruptan başlıyorum. Dolar formu post ettiğim için bu kez posttan gelenler diyorum. Posttan gelenler. Posttan gelen ne? ID'sini yazıyorum. Grup. Grup. Posttan gelen ne? ID'sini yazıyorum. Marka. Büyük küçük işareti önemli biliyorsunuz. Harf, büyük harf kullanıyorsanız büyük harf yapmanız gerekiyor. Küçük harf yapıyorsanız küçük harfle devam etmeniz lazım. Pardon. Dolar alt tire post basic. Öyleydi galiba. Evet, basic ve fiyat. Dolar alt tire post fiyat ve sıra geldi ID'ye. Bu da get olacak çünkü adres çubuğundan alıyoruz. Dolar alt tire get ürün ID. Parametrelerimizi de tanımladık. Şimdi edit işleminin başarılı olup olmadığını burada sorgulayalım. Edit. Edit'ten true geliyorsa güncelleme işlemi başarılıdır demektir arkadaşlar. Print güncelleme işlemi başarılı. Değilse ne diyeceğiz? Bir hata aldık diyeceğiz. Hata meydana geldi. Evet. Edit'ten true geliyorsa, bakın true geliyorsa güncelleme işlemi başarılı. Aksi halde hata meydana geldi diye biz mesajımızı alacağız. Şimdi tekrar gidelim. Mesela 550 watt darbeli matkap güncelle. Matkap makita değil de ne olsun mesela? Devalt olsun mesela. Devalt olsun. 215 değil 385 yapalım mesela. Güncelle. Bakın matkap devalt 385 oldu. Buraya geldiğimizde pardon seç dediğimizde bakın devalt 385 diye karşımıza geliyor. Yani güncelleme işleminin başarılı bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.